Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile çalışma imkanlarımızı konuşmak için geldik. Sivil toplum kuruluşları yerel yönetimlerle işbirliği yaptıkları sürece etkili faaliyetler yapabiliyorlar. Belediyeler de özellikle bazı teknik konularda ilgili uzman sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapınca başarılı uygulamalara yol açan faaliyette bulunabiliyorlar. Biz de bu bağlamda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Sayın Belediye Başkanı'nın ziyaretçisi olarak Yeşilay'ın son dönemde yaptığı faaliyetlerle ilgili hem bilgi verdik hem de özellikle madde bağımlılarına yönelik, madde bağımlılarının tedavilerine yönelik Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nin Diyarbakır'da açılabilmesine ilişkin görüşmeler yürüttük. Çok olumlu bir ortamda geçti görüşmemiz ve inşallah önümüzdeki çok kısa bir süre içerisinde biz Yeşilay Danışmanlık Merkezi, YEDAM diye ifade ettiğimiz Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinden bir tanesini Diyarbakır'a, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla kazandırmış olacağız. Biz o merkezlerde ne yapıyoruz? Madde bağımlıları biliyorsunuz toplumsal hayata entegre edilmesi gereken aslında dezavantajlı gruplardan biri. Bizim YEDAM'daki en birinci amacımız madde bağımlılarının gerekli psikososyal destekle topluma entegre edilip eğitim hayatına devam ediyorsa eğitim hayatına devam etmesi, iş istihdam ihtiyacı varsa istihdam edilmesi suretiyle de sosyalleşerek tekrar toplumda verimli bireyler haline dönüşmesini amaçlıyoruz. YEDAM'da inşallah Diyarbakır'da buradaki eksikliği giderecek ve madde bağımlılarının tekrar topluma kazandırılması için bir vesile olacaktır. Önce bağımlılıkla ilgili genel bir profili anlamak için bazı rakamlar vereyim. Türkiye'de şu anda toplam nüfusun yaklaşık %2.7'si hayatında bir kez bile olsun herhangi bir yasa dışı maddeyi denemiş durumda. Diğer bağımlılık türlerinde özellikle tütünde 2008 yılında tütün çerçeve anlaşmasını imzaladıktan sonra Türkiye çok önemli adımlar attı. Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu anlamdaki bütün prensiplerini uygulayan ve tütün çerçeve anlaşmasının bütün yükümlülüklerini yerine getiren sayılı ülkelerden biri. Bu anlamda çok ciddi bir başarı da elde ettik. Hem kullanım alanlarının sınırlandırılması hem de diğer yasal kazanımlarla birlikte çok önemli toplum olarak çok önemli kazanımlar elde ettik. Bu da kullanım oranlarından yansıdı. Türkiye'de yaklaşık %18-20'lik bir 2008'den 2014'e kadar bir azalma oldu tütün kullanımında. Tabii burada özellikle denetimlerin gerçekten tekrar eski havasına kavuşturulması gerekiyor. Çünkü bu hem kamunun denetimi hem toplumsal denetim anlamında söylüyorum. Çünkü bu bizim kazanımız. Buna biz sahip çıkmalıyız. Biz bu anlamda da bunu daha kolaylaştırmak için Yeşil Dedektör diye bir uygulama yaptık. Mobil bir uygulama. Telefonlarda, akıllı telefonlarda bu uygulamayı indirip eğer oturduğunuz restoranda, kafede ya da ortamda herhangi bir sigara ihlali varsa, sigarayla ilgili kanunların ihlali varsa bunu tek tuşla çok hızlı bir şekilde ilgili ihbar yerlerine bildirebiliyorsunuz. Bunu yapmamızdaki en büyük neden de dediğim gibi bu kazanımları toplumsal olarak bizim denetlememiz gerekiyor. Vatandaş olarak bu haklarımızın peşine bizim düşmemiz gerekiyor. Bu da bunun kolaylaştırıcı bir uygulama. Türkiye'de tabii özellikle genç nüfusun fazlalığı aslında bir avantaj olarak her zaman düşünmüştür. Fakat eğer bu genç nüfusla siz ilgilenmezseniz, bunların hayatlarındaki boşlukları pozitif şeylerle doldurmazsanız bu avantaj bizim için bir risk oluşturmaya başlar. Son dönemde madde bağımlılığı ile ilgili özellikle gençlerde bir artan kullanım trendinden söz etmek mümkün. Bağımlılık türü teknoloji bağımlılığı. Bu özellikle hem akıllı telefonlar hem internet erişimin çok hızlanması ve insanların artık sosyalleşme yeri olarak interneti ve sosyal medyayı görmesi ya da bilgi edinme yeri olarak orayı görmesi tabii bu kullanımın zaman zaman problemli bir hale gelmesine yol açabiliyor. Bunların fonksiyonel olarak kullanılması yani bir işimizi yapmak için kullanılması çok problem değil ama öyle özellikle hayatınızı etkilemeye başlıyorsa artık
Diğer bağımlılıklar da öyledir. Hayatınızın kontrolünü ele geçirmeye başladığında biz aslında bağımlılıktan söz ederiz. Yani bir kişi bütün enerjisini bir maddeyi bulmaya harcıyorsa ya da bırakmaya harcıyorsa aslında bir bağımlılıktan söz etmek mümkündür. İşte teknoloji de dediğimiz internet, işte sosyal medya, biraz daha problemli alanları olarak kabul edebileceğimiz online kumar gibi bağımlılıklar da aslında aynı süreçlerden geçerek insanın hayatındaki kontrolü ele geçirmeye başlıyor. Artık arkadaşlarınızla görüşmüyorsunuz, ailenizle görüşmüyorsunuz. Belki işinizi iyi yapmadığınız için işinizden oluyorsunuz. Yemek yemiyorsunuz, temizliğinize dikkat etmiyorsunuz ve aynı sonuçları doğru hızlıca ilerliyorsunuz. Bu anlamda da biz teknoloji bağımlılığını da gündeme aldık ve Türkiye'de, dünyada da aslında ilk defa teknoloji bağımlılığına ilişkin önleme faaliyetleri yapan kuruluşuz. Bugün anaokulundaki eğitim içeriklerimiz bizim teknoloji bağımlılığıyla başlıyor. Ve o teknoloji bağımlılığı bütün yaş grupları için bizim artık temel eğitim içeriklerimizden biri. Çocuklarınızı bazen işte vakit geçirmesi için oraya yönlendirdiğinizi düşünüp aslında biraz da kendi işimizi kolaylaştırdığımızı varsayıyoruz ama çocuklara yönelik özellikle bu online oyunlarda çok ciddi tehlikeler olabiliyor. Çünkü Türkiye'de bununla ilgili bir içerik aslında içeriği akredite eden yani bu içeriğin bizim için uygun olduğunu belirten bir mekanizma yok maalesef. Dolayısıyla siz öyle bir mecraya çocuğunuzu kontrolsüz bıraktığınızda bütün bu tehlikeleri aslında onu terk etmiş oluyorsunuz. Sadece bu da değil. Bugün sosyal medyada bir sürü işte başka bağımlılık türlerine ilişkin tehlikeler içeriyor. İşte bazı madde satıcılarının yine sosyal medya üzerinden bu faaliyetlerini yürüttüğünü görebiliyoruz. Tabii biz bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz ama sonuçta çok büyük bir mecra ve çok sınırsız, ucu bucağı olmayan bir mecra aslında. Sosyal medya, online oyunlar ve diğer teknolojik unsurlar. Biz bunlarla ilgili her zaman şunu söylüyoruz. Yerinde ve zamanında kullanım elbette gerekli. Fonksiyonel kullanım dediğimiz. Ama özellikle kontrolsüz, sınırsız kullanımlar çok fazla fayda getirmiyor çocuklarımıza. Anne babaların bu noktada kontrol elinde bulundurup bu çocukların nereye girdiğini, ne yaptığını kontrol etmesi gerekiyor. Nasıl ki biz çocuğumuza bir dergi alırken işte onun içeriğine işte kim yazıyor, işte hangi resimleri kullanıyor gibi bir denetimden geçiriyorsak aslında bu tür oyunlarda da, bu tür içeriklerde de aynı şeyi yapmamız gerekiyor. Yoksa çocuk tamamen o oyunu üreten, o oyunu piyasaya süren yapıların, tamamen o yapıların ona yüklediği mesajları bir şekilde alıyor zihnine. Bağımlılık kişinin aslında hayatındaki boşlukları nasıl doldurduğuyla ilgili bir sonuç aslında. Biz hayatımızdaki boşlukları işte spor, sanattı, diğer pozitif aktiviteler, işte manevi bazı şeyler, bazı değerlerle doldurabilirsek çocuğumuzun da bağımlı olmasının önüne geçmiş oluruz. Ama öncelikle anne babaların iyi birer anne baba olması gerekiyor. İyi birer ebeveyn olması gerekiyor.